Günaydın. Julius Caesar zamanından bu yana Romalı hükümdarların dünyanın en büyük yapılarını inşa etmeleriyle övündüklerini gördük. Caesar'ın Mars Tapınağı'ndan dünyadaki en büyük Mars Tapınağı olarak bahsedildiğini hatırlayacaksınız. Aynı şeyi Domitianus'un Platinus Tepesindeki sarayında, Traianus'un devasa forumunda Hadrianus'un o zamana kadar yapılmış en büyük, en geniş kubbesinde de ki bu kubbenin bugün bile Roma'daki en geniş çaplı kubbe olduğunu söyledik ve yine Hadrianus'un Tivoli'deki villasında gördük. Ve bunlar sadece seçtiğimiz örneklerdi. Bugün büyük güzelse daha büyüğün daha güzel olduğunu, Nero ile Domitianus gibi bir megaloman olan Karakalla'nın da o zamana kadar yapılmış olan en büyük imparatorluk hamamını yaptırdığını göreceğiz. Bugün bu hamam yapısından söz edeceğiz. Siz de bunun gerçekten her anlamda büyüleyici ve devasa olduğunu göreceksiniz. Bugünkü dersimizi bu hamam yapısıyla bitireceğiz. Ama ona gelmeden önce Birlikte Roma'nın milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıl mimarisine bakacağız. Bu dönem mimarlığının ister özel, ister kamu veya ister mezar mimarlığı olsun oldukça çeşitli olduğunu göreceksiniz. Dersi geçen sefer gördüğümüz konuları hatırlatarak başlamak istiyorum. Geçen ders Ostia'yı Romanın liman şehri olan Ostia'yı tüm yönleriyle, yani kamu ve sivil yapılarıyla, ticari kuruluşlarıyla görmüştük. Dersin sonunda da Ostia halkının mezarlarının bulunduğu İzola Sakra'ya gitmiştik. Perdede buradaki mezarlardan tekrar iki örnek görüyorsunuz. Betondan yapılmış olan bu izolasakra mezarlarının dışı tuğla kaplıydı. Buraya Ostia'da yaşayan meslek sahibi insanlar, ticaretle uğraşan insanlar gömülmüştü. Tuğla kaplı betondan yapılmış bu mezarların içinde beşik veya geçme tonozlar vardı. Burada gördüğünüz gibi mezarlar tuğla kaplıydı. Milattan sonra 2. yüzyılda Dediğimiz gibi tuğlanın kendi başına da çok gösterişli bir kaplama malzemesi olduğu fikri yaygınlaşmış ve yüzeylerde bu inanılmaz güzellikteki malzeme stuko ile kaplanmadan açık bir şekilde kullanılmıştı. Bu mezarların kapıları traverten pervaz ve lentolarla çevrelenmişti. Ortada da bir yazıt vardı. Küçük yarık pencereler en tepede de bir alınlık yer alıyordu. Augustus döneminin mezar mimarlığında büyük bir çeşitlilik olduğunu görmüştük. Piramit biçimli olanlar, yuvarlak olanlar, Yurisakis mezarı gibi bir fırıncıya gönderme yapan mezarlar vardı. Milattan sonra 2. yüzyıl mezarlarında hala belli bir ölçüde çeşitlilik olsa da, özellikle burada gördüklerimiz gibi ev tipi mezar olarak bilinen tek tip bir mezar yaygın olarak kullanılmıştı. Dikdörtgen biçimli kutu şeklindeki bu mezarlar bir eve çok benziyordu. Yaşayanların evi ile ölülerin evi arasındaki yakın ilişkiden bu sömestir boyunca defalarca söz ettik. Evet, geçen ders sözüne ettiğimiz konular bunlardı. Bugünkü konuya milattan sonra 2. yüzyılda Ostia'da ve Isola Sacra'da gördüğümüz ev tipi mezarları Roma'da da gördüğümüzü söyleyerek başlamak istiyorum. Bunların bazıları Ostia'dakilere benzer sosyal statüye sahip kişiler tarafından yaptırılmıştı ama bazıları daha elit insanlara aitti. Göstermek istediğim ilk örnek daha elit bir kişi tarafından yaptırılan ev tipi bir mezardır. Bu Roma'daki Annia Regilla mezarıdır. Ünlü Via Appia yani Appia yolu üzerinde bulunan mezar yaklaşık olarak milattan sonra 161 yılına tarihlenir. Bu örnekte mezarı kimin yaptırdığını biliyoruz. Hatta size nasıl biri olduğunu bile gösterebilirim. Perdenin sağında gördüğümüz bu adam Herodes Atticus. Herodes Atticus aslında bir Yunan'dı. Atinalıydı ve imparatorluğun Yunan tarafından gelmişti. Hayatının büyük bir bölümünü Atina'da yaşamış, ve burada gördüğünüz bugün hala ayakta olan ünlü konser salonunu yani Odeon'u inşa ettirmişti. Burada Odeon'un çatısının korunmamış olduğunu görüyorsunuz. Burası aslında üstü kapalı konser salonlarından yani Odeon'lardan biriydi. Atina Akropolisi'nin eteklerindeydi. Akropolisi elbette öncelikle M.Ö. 5. yüzyıldaki büyük mimari eserleriyle tanıyoruz. Bu 2. yüzyılda Herodes tarafından yaptırılan bir Roma yapısıdır. Gördüğünüz gibi Akropolisin eteklerinde ve çok iyi korunmuş durumda. Aslında Herodes Atticus Odeon'unun günümüzde bu kadar ünlü olmasının nedeni Yanni'nin orada Live at the Acropolis konserini vermiş olmasıdır. Yanni'nin müziğini sevmeseniz bile Konser sırasında bu sıra dışı antik yapının mükemmel avantajlarından çok iyi bir biçimde yararlanılmış olması bakımından çok ilginç bir konser. Videosu izlenebilir. Her neyse sadece Atina'da değil imparatorluğun birçok yerinde bağlantıları olan Herodes Atticus kendisini Roma senatörü seçtirmeyi başarmıştır. Yeni görevi nedeniyle Atina'dan ayrılıp Roma'ya taşınmış, karısı Annia Regilla ile Roma'da bir yaşam kurmuştur. Ama ne yazık ki Anya Regilla Roma'da ölür. Herodes onu Atina'da değil, Roma'da gömmeye karar verir ve karısının öldüğü yıl olduğu tahmin edilen milattan sonra 161 yılında Via Appia üzerinde onun için bir mezar yaptırır. Burada bu mezarı görüyoruz. Burada gördüğünüz mezarın Oradan çok sayıda model gördüğümüz için olasılıkla siz de anlamışsınızdır. Roma'da Eur'daki Museo della Civiltà Romana'daki modeli. Burada Ania Regilla mezarının modelinden iki görüntü var. Birinde mezarı önden görüyoruz. Diğerinde ise yüzünüz mezara dönük durduğunuzda sol tarafını görüyoruz. Bu model nasıl bir yapıdan söz ettiğimiz konusunda çok iyi bir fikir veriyor. Burada gerçi evden çok bir tapınağı andırıyor ama yine de Ostia'dakilerden pek de farklı olmayan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu açık bir şekilde görüyoruz. Bunun aynen tipik bir Roma tapınağı gibi göründüğünü hemen fark ediyorsunuz. Yüksek bir podyum üzerinde olduğunu, derin bir portikosu ve bu portikoda bağımsız sütunları olduğunu görüyorsunuz. Ön cepheye vurgu yapan tek bir merdiveni var. Girişteki bağımsız sütunlar da bir alınlığı destekliyor. Bunu ne olduğunu söylemeden size gösterip bu ne tip bir yapıdır diye sorsaydım eminim tapınak derdiniz, haklı da olurdunuz. Çünkü daha ziyade bir tapınağa benziyor. Ama bu burada gördüğünüz gibi tapınak şeklinde bir mezar yapısıdır. Mezarın yan tarafında da sözünü ettiğimiz aynı özelliklerin olduğunu görüyorsunuz. Bu resme tekrar bakmayacağız. Onun için hazır önümüzdeyken birazdan daha büyütülmüş olarak göreceğimiz bir ayrıntıdan söz etmek istiyorum. Mezarın sol tarafında mimarın girintili çıkıntılı bir cephe oluşturduğunu, burada iki tane uzun niş yapıp içlerine birer sütun yerleştirdiğini görüyoruz. Bu pek olağan bir uygulama değil. Diğer yüzde böyle bir şey yok. Mezarın sadece bu tarafında var. Mimar bunu neden yapmış? Bu belki mezarın duruş açısıyla yoldan görünümüyle ilintiliydi. Belki biraz eğri bir konumdaydı ve yoldan geçenler sadece ön cepheyi değil, bu kenarı da görebiliyordu. Bu nedenle de yapının bu tarafındaki sütunlarını belirginleştirmek istedi. Fakat belki de sadece bir farklılık yaratmak içindi. Mimar ya da işveren diğer mezarlarda olmayan bir şey yapmak istemişlerdi. Bu noktaya birazdan döneceğim. İnşaat tekniği açısından hepsinden daha önemlisi bu beton yapının aynen Ostia'da gördüğümüz açıkta bırakılmış tuğlayla kaplı olmasıdır. Osya'dakiler gibi bunda da tuğlanın estetik olanaklarını, dokusunu olduğu gibi bırakarak ya da değiştirerek, renklerle oynayarak, kırmızımsı ya da daha sarımsı tuğlaları zıtlık yaratacak şekilde düzenleyerek sonuna kadar değerlendirmişler. Bunlara birazdan göreceğimiz gibi stukoyla ile meander deseni gibi belli dekoratif ayrıntılar, pencere çevrelerine süsler eklenmiş. Ama sütunlar mermerdir. Sütunların mermer olması Ostia'da görmediğimiz bir özelliktir. Bu mezarın günümüzdeki görüntüsü. Portiko çok iyi korunmamış. Oradan gösterebileceğim bir kalıntı yok. Ama bu fotoğrafta da gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi Yapının geri kalanı ayakta ve gördüğünüz gibi hakikaten iyi durumda korunmuş. Beton bir yapı tuğla ile kaplanmış. Tuğla yüzey görünür durumda bırakılmış. Tuğlanın kendi güzel dokusu değerlendirilmiş. Daha önce de tanımladığımız gibi farklı renklerdeki tuğlaların birbiriyle oluşturduğu zıtlık, stuko ile yapılmış meander desenleri, pencerelerin çevresinde birazdan göreceğimiz gibi çok şık stuko bezemeler, yüksek bir podyum. Bunların hepsini görebiliyoruz. Çok sıra dışı bir yapı. Burada sanırım en azından kültürel anlamda not etmeye değer ilginç bir nokta var. Bu mezar Roma'da dönemin en varlıklı adamlarından biri tarafından karısı için yaptırılmış bir mezardır. Ama buna rağmen genel estetik bakımından Ostia'da çalışan insanlara ait olduğunu gördüğümüz mezarlara çok benzemektedir. Yani bu da beton bir mezardır. Bu da ev ya da bu örnekte bir tapınak tipindedir. Bunun da kaplamasında tuğla kullanılmış ve tuğla olduğu gibi görünürde bırakılmış. İki ayrıntı daha. Burada yine Ostia'dan daha önce sözünü ettiğimiz depo binasını yani Orea Pegatiana'yı görüyoruz. Bu da Roma'daki Annia Regilla mezarından bir ayrıntı. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tuğlaların farklı renklerde oluşu kırmızımsı ve sarımsı tuğlaların birlikte zıtlık yaratacak şekilde kullanılmış olması stuko bezemeler. Burada başlıktaki volütler stukodandı. Hatırlayacağınız gibi bu depo binasındaki başlıkların en ilginç özelliği bunların tuğladan yapılmış olmasıydı. Bu onlardan biri değil ama size onlardan birini göstermiştim. Orada başlıktaki akantus yapraklarının tuğlayla şekillendirilmiş olduğunu ardından stukodan yapılan volütlerin eklendiğini görmüştünüz. Anneya Regila mezarında da aynı şeyi görüyoruz. Sanırım burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Akantus yapraklarının alt kısımları tuğladan yapılmış. Ardından stukodan kıvrımlı kısımlar ve çiçekler gibi bazı ayrıntılar eklenmiş. Burada da yine Ostia'daki depo binasında olduğu gibi Pencereler etrafında da çok gösterişli bezemeler olduğunu görüyoruz. Anniya Regilla mezarından iki ayrıntı daha. Burada biraz önce sözünü ettiğim gibi mimarın mezarın sol tarafında iki yerde uzun nişler oluşturup bunların içine birer sütun yerleştirmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu özgün bir uygulamadır. Roma mimarlığında bunun başka bir örneğini bilmiyorum. Burada yine konu mezar mimarlığı olunca işverenin Mimar yapabildiği sürece istediği her şeyi yaptırabildiğini görüyoruz. Bu yapılar biçimsel olarak oldukça kendine özgü bir mimariye sahip olabilir. Burada sadece içine sütun yerleştirilmiş nişler yok. Sütunlara ve bu sütunların kaidelerine dikkatle bakarsanız bunların da yuvarlak olmadığını görürsünüz. Hem sütunlar hem kaideler çokgendir. Yani Anniya Regilla mezarında kendine özgü uygulamalar var. Sonuç olarak burada iki önemli nokta söz konusu. Biri, mezar mimarlığında tuğla kaplı betonun Roma toplumunun hem en üst hem alt sosyal sınıflarınca estetik bulunan bir uygulama olduğunun açıkça görülmesidir. Bu sadece Roma için değil, Ostia için de geçerliydi. Ama aynı zamanda mezar mimarlığında bireyselliğin, sıra dışı farklılıkların da önemsendiğini görüyoruz. Roma mimarlığının başka tip yapılarında belki mümkün olmayacak bu tip yaklaşımlar mezar mimarlığında mümkündü. Bu yapıda da bu özgürlüğün sonuna kadar kullanıldığını görüyoruz. Birkaç ayrıntı daha Burada Annia Regilla mezarından bir niş görüyoruz. Aynı zamanda meandr motiflerini ve pencerelerin etrafındaki özenli bezemeleri de görüyoruz. Pencerelerin etrafında bir çerçeve, üstünde de iki tarafında bu harika spiral volütler olan dışa taşkın bir eleman var. Ostia'da gördüklerimize çok benzer şeyler. Burada Ostia'daki depo binası Orea Epagatiana'nın avlusundaki nişi tekrar görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi stukodan yapılmış duvar ayakları, tuğladan üçgen baklava dilimi desenler gibi benzer özellikler var. Anniya Regila mezarında da aynı yaklaşım geçerlidir. Roma'daki bu mezarda niş üzerine yerleştirilen alınlığa dikkatle bakarsanız, burada dışa taşkın bir entablatür olduğunu görürsünüz. Burada sütunların olması gerektiği yeri görüyorsunuz. Nişin iki yanında Olasılıkla bu örneğe benzer şekilde sütunlar vardı. Ama alınlığa yakından bakın. Sütunların üzerinde taşkın bir entablatür var ama ortada yer alan üçgen alınlık geriye çekilmiş. Geleneksel mimari öğelerle bu şekilde oynamak daha önce de belirttiğimiz gibi Roma mimarlığında görülen barok eğilimin bir özelliğidir. Gelecek derslerimizden birini tümüyle Roma mimarlığında Sadece Roma'da değil, tüm imparatorlukta özellikle de eyaletlerde görülen bu barok eğilimi ayıracağız. Ve cephelerdeki bu tip girintili çıkıntılı canlı hareketliliğin barok yaklaşımın bir parçası olduğunu göreceğiz. Yine mezarın kendisini görüyoruz. Bir de bu çok ilginç başlarının üstünde başlık ya da burada daha ziyade vazo görünümlü objeler taşıyan bir çift kadın heykelini göstermek istiyorum. Bunlar M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da Erektayon'da, daha sonra Augustus Forumunda ve Hadrianus Villası'nda Serapiyum çevresinde gördüğümüz karyatitlere çok benziyor. Fakat bunlar diğerleri gibi Atina'dakilerin kopyası değil ama onları çağrıştırıyor. Bunlar biraz daha gündelik bir duruş sergilemektedir. Bunlara ne zaman baksam bana bir kokteylde ayakta İtalyanların bilinen, alışıldık jestleriyle sohbet eden iki kadını hatırlatırlar. Burada onları böyle bir tavır içinde görüyoruz. Ama olasılıkla bunların da kökeni Kariyetitlerdir. Bunlardan söz etmemizin nedeni bunların mezarın çok yakınında bulunmuş olmaları ve kesin olmamakla beraber bu mezara ait olma olasılıklarıdır mezarın önünde yer alan bir çeşit avlu içinde kullanılmış olabilirler. Tabi bu tamamen bir varsayım ama öyle olması çok ilginç olurdu. Zira hatırlayacağınız gibi Herodes Atticus Atina'dan gelmişti. Burada gördüğümüz baştan aşağı bir milattan sonra ikinci yüzyıl Roma mezarıdır. Ama burada kendisi için ama özellikle de mezarın sahibi olan karısı için doğduğu kent olan Atina'ya küçük bir gönderme yapmış olabileceğini düşünmek de ilginç olur. Roma'daki Milattan Sonra 2. yüzyıl mezarlarının içine gelince burada iki ana tip söz konusudur. Bugün ikisinden de söz edeceğiz. Bunlardan ilki daha önce de gördüğümüz mezarın içinin stuko ile kaplandığı tiptir. Duvar önce stuko ile kaplanıyor. Bunun üstüne de yine stukodan kabartma süslemeler ekleniyor ve bunlar boyanıyordu. Bu tiplerden biridir. İkinci tip ise Tonozlar da olabilir ama daha ziyade duvarlar sütun alınlık benzeri mimari elemanlarla bezeniyor. Bunlarla duvarda bir canlılık, heykelsi bir etki yaratılıyordu. Roma'daki Milattan Sonra 2. yüzyıl mezar mimarlığında bunların her ikisi de kullanılmıştır. Şimdi her ikisinden de örnekler görelim. İlk örneğimiz Valerii mezarından, stuko'dan, boyalı stuko'dan yapılan birinci tipe aittir. Milattan sonra 159 yılına tarihlenen Valerii mezarı Roma'da Via Latina üzerindedir. Via Latina'dan daha önce söz etmedik ama Roma'nın üzerinde mezarlar bulunan ana yollarından biridir. Bugün Via Latina üzerinde çok iyi durumda korunmuş çok sayıda tuğla kaplı beton mezar vardır bu mezarları özel kılan, neredeyse hiç bozulmadan kalmış olan iç kısımlarıdır. Bunların içine girip zamana nasıl yenilmemiş olduklarını görmek gerçekten olağanüstü. Burada Valerii mezarının içindeki kemer aylamasını ve tonozu görüyorsunuz. Aylamanın içinde stuko kabartma ile yapılmış yapraklı akantus yapraklarına, beşik tonozdaki yuvarlak kare çerçevelere, ve bunların içinde yüzer gibi görünen figürlere baktığınızda daha önce gördüğünüz bir şeyleri hatırladığınıza eminim. Buradaki akantus yapraklarına bakınca Arapakis'in burada perdenin solunda gördüğümüz narin akantus yapraklarını hatırlamamak mümkün değil. Tonozdakilere bakınca da eminim siz de benim gibi sömestr başında gördüğümüz başka şeyleri hatırladınız. Buradaki nedir? Domus aurea, bu Domus Aurea'daki tonozlardan biri. Fabulus'un kendisi tarafından yapıldığına inandığımız bir üçüncü stil. Buradaki bu çok zarif floral bezemeyi, bu örnekte dörtgen şeklinde olan bölmeleri, onların ortasında yüzen deniz yaratıklarını anımsayacaksınız. Burada da kesinlikle aynı şeyi görüyoruz. Sadece bunlar boyayla değil, stukoyla yapılmış. Ama antik dönemde aslında bunlar da ayrıca boyalıydı. Bunların içinde yüzer gibi betimlenmiş deniz yaratıklarının sırtında nereitler görüyoruz. Burada verilen mesaj elbette ki ölen kişinin ruhunun bu deniz yaratıkları tarafından öteki dünyaya götürülmesidir. Sonuç olarak bu tam milattan sonra 2. yüzyıl stuko bezemesidir. Ama tümüyle erken dönemin 3. stil Roma duvar resminden ve stuko bezemelerinden esinlenmiştir. Roma'daki Pankrati Mezarı 169 yılına tarihlenen bu mezar da via Latina üzerindedir ve bunun da aynı şekilde çok iyi durumda korunmuş stuko bezemeleri vardır. Bu stukkolar da boyalıdır. Birazdan renklendirme konusunda size fikir verecek renkli bir fotoğraf göstereceğim. Ama burada duvar üzerindeki düzenlemeyi görüyoruz. Son derece özenli. Duvar stukko ile kaplanmış, bezemelerin çoğu stukko ile kabartma olarak yapılmış. Burada görüyorsunuz. Valeri mezarındaki bezemeler 3. stile benziyorsa, Burada da sanırım 4. stil Roma duvar resminden ve stuko bezemelerinden esinlenilmiş. Hala bu dörtgen, üçgen bölmeler içinde yüzen mitolojik figürler görülse de, buraya özellikle de şu alt kısma dikkatli bakarsanız, Stucco ile yapılmış mimari kafesler olduğunu görürsünüz. Bunlar 4. stil Roma duvar tasarımında gördüklerimize çok benziyor. Yani burada çıkış noktası 4. stil Roma duvar resmidir. Daha önce de derslerde birkaç kez belirttiğim gibi Post Pompei resmi ve milattan sonra 79'dan sonraya ait stukko bezemeler 3. stilden ama daha ziyade de 4. stil Roma duvar resminden etkilenmiş gibi görünmektedir. Bunu da burada aylama içinde ve tonozda çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu Pankratii mezarının içinden renkli bir görüntü. Burada da yine biraz önce tanımını yaptığımız düzenlemeyi görüyoruz ama renkli olarak. Burada gördüğünüz gibi geçme tonozlu bir iç mekan söz konusu. Burada ilginç olan duvarlarda urne koymak için küçük nişlerin yanı sıra arkasolyum denilen büyük nişlerin de olmasıdır. İskelet gömü geleneğinin yaygınlaşmasıyla bedenleri koymak için kullanılan bu nişlerden daha önce söz etmiştik. İskelet gömü kremasyondan bile daha yaygın hale gelmiştir. Ama bazen burada gördüğümüz gibi bu mezarların içinde bağımsız tabutlar yani lahitler de vardı. Akılda tutulması gereken bir diğer ilginç nokta da bu kadar para ve emek harcanan iç dekorasyonu çok az kişinin görüyor olmasıydı. Çok az kişi mezarların içine giriyordu. Mezara baktığınızda gördüğünüz dış cephesiydi. Belki bazı özel durumlarda aile üyeleri mezarın içine giriyordu ama o da oldukça ender bir durumdu. Yani bunların tümü aslında ölen kişiye ebediyette hoş bir ev sunmak, öteki dünyaya yapacağı yolculuğunda yardım etmek içindi. Bu mezarda da deniz yaratıkları betimlenmiştir. Yani burada da bir yolculuk iması var. Bu yapı üzerine çalışmalar yapan bilim insanları bu betimlemelerin mistik bir inanışla, bu örnekte Orpheus tarikatı ile O R P H E U S. Orpheus tarikatı ile ilintili olduğunu ileri sürmektedirler. Başlangıçta gizli olan bu tarikat zaman içinde özgür bırakılmıştır. Pankrati'nin tavanındaki stukolardan iki ayrıntı. Burada sanırım bunların geniş ölçüde kabartma olarak yapılmış olduklarını, örneğin buradaki bu figürde daha net olarak görebiliyorsunuz. Geri kalanlar da boyamadır. Burada bir vazonun iki yanında birer leopar betimlemesi görüyoruz. Nişin içindeki deniz kabuğu stukkodan yapılmış. Bir heykel gibi şekillendirilmiş ve tamamı çok hoş, kahvemsi, mavi ve yeşil gibi çeşitli renklerde boyanmış. Aslında bana sorarsanız 2. yüzyıl Roma mezarlarının en ilginç olanı bugün Vatikan'ın altında olandır derim. Burada Roma'daki San Pietro Katedrali'nin Michelangelo tarafından tasarlanmış olan kubbesini görüyoruz. Burada da yine Michelangelo'nun kubbesinin bir başka görüntüsü. San Pietro Katedrali'nin baldakeni 17. yüzyılın ünlü İtalyan mimarı Gian Lorenzo Bernini tarafından inşa edilmiştir. Oraya gidenleriniz varsa bu katedralin dünyanın en görkemli harikalarından biri olduğu konusunda benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Eğer büyük, güzel, daha büyük, daha güzelse gidenleriniz varsa biliyordur. Bu gerçekten devasa bir yapı. Burada yine daha önce de birkaç kez dile getirdiğim gibi Roma'yı gezerken yapacağınız en güzel şeylerden birinin bir yerlere tırmanmak olduğunu söylemeliyim tırmanmak. Eğer şanslıysanız Traiano sütununa ya da Pantheon'un kubbesine tırmanabilirsiniz. Çünkü buralara tırmanmak için özel izin almanız gerekir. Ama San Pietro'ya tırmanmak için özel bir izne gereksiniminiz yok. San Pietro'ya isterseniz dışından tırmanıp farklı yüksekliklerden Roma'nın harika manzarasını seyredebilir. Burada sözünü ettiğimiz tüm antik Roma yapılarını görebilirsiniz. San Pietro'dan Pantheon'un kubbesini Gururla yükselen Victor Emmanuel anıtını görebilirsiniz. Ama yapıya içeriden de tırmanabilirsiniz ki bu çok değişik bir duygudur. Tam olmasa bile neredeyse Michelangelo'nun kubbesinin zirvesine kadar çıkabilir. Oradaki koridor boyunca yürüyüp Bernini'nin baldakenine yukarıdan bakabilirsiniz. Yani yakında ya da gelecekte Roma'ya gidecekler için San Pietro Katedrali'ne hem dışarıdan hem içeriden tırmanmak kaçırılmaması gereken bir deneyim. San Pietro'dan söz etmemin nedeni yapının altına da iniliyor olması. San Pietro'nun derinliklerine inmek de ayrı bir deneyim. Burada Romulus zamanından Antik Roma'dan günümüze değin yüzyıllar boyunca üst üste yükselen uygarlıkları çok net bir şekilde algılıyorsunuz. Şimdi sözünü etmek istediğim iyi mezarını görmek için San Pietro'nun altına inmeniz gerekir. Ama burası her an yürüyüp girebileceğiniz bir yer değil. Haftanın her günü San Pietro'ya tırmanabilirsiniz. Ama aşağı inmek için özel bir ayarlama yapmanız lazım. Vatikan'ın yeraltı mezarlıkları olarak isimlendirilen bu yere inmek için özel bir bilet almanız gerekir. Bunu internetten de yapabilirsiniz. Değişik günlerde kısa süreyle açık oluyor. Bu nedenle gerekli ayarlamaları çok önceden yapmanız gerekir ama yapabilirsiniz. Baldeke'nin solundan girip 100 yıl 100 yıl aşağı iniyorsunuz. Öncelikle papaların mezarlarını ve bu mezarların bulunduğu kriptaları görüyorsunuz. Burada size sadece lahitlerin üzerinde heykelleriyle sonsuz yolculuklarına çıkan papaların mezarlarının neye benzediği konusunda bir fikir vermesi için Papa Boniface'in mezarını gösteriyorum. Ama aşağıya en aşağıya inerseniz ki turistlerin çoğu bunu yapmaz, Roma'nın en önemli mezarlık yollarından birine ulaşırsınız. Tabi bu mezarlık yolu da diğer mezarlık yolları gibi antik dönemde yeryüzünde aydınlıktaydı. Ama zaman içinde buraya başta San Pietro Katedrali olmak üzere başka yapılar inşa edildikçe ve toprak seviyesi yükseldikçe bu mezarlar yer altında kalmıştır. Ama inanılmaz. Tabii karanlık bir yol. Ama yine buraya inip yol boyunca yürüdüğünüzde kendinizi Roma'nın en büyük mezarlık yollarından birinde yürüyor gibi hissedersiniz. Aslında yürüyorsunuz da. Burada buranın bir planını görüyoruz. İzola Sakra'daki mezarlık yolunda yürümek gibi. Sağınızda, solunuzda Annia Regila mezarı gibi ya da İzola Sakra'da gördüklerimiz gibi milattan sonra 2. yüzyılın yüzü tuğlayla kaplanmış betondan tipik ev tipi mezarlarını görüyorsunuz. Bu mezarlardan biri uzun yıllar araştırmacılar ve inananlar tarafından San Pietro'nun mezarı olarak kabul edildi. Bugüne kadar kimse bunu ispat edemedi. Ama bu fikri hem destekleyen hem çürüten bazı ilginç kanıtlar mevcut. Pietro'nun ünlü sözünü bilirsiniz. Bu kayanın üstüne kiliseyi inşa edeceğim der. Yani San Pietro Kilisesi'ni. Sömestrin son dersinde sözünü edeceğimiz son pagan imparator Konstantinus, buraya ilk bazilikayı, eski San Pietro olarak adlandırılan ilk Hristiyan bazilikasını inşa ettirdiğinde, bunu tam San Pietro'nun mezarının bulunduğu kaya üzerine inşa ettirmiş olduğuna inanılmaktadır. Tabi bu eski San Pietro, yeni San Pietro'dan daha önce yapılandır. Burada gördüğünüzde o mezarın restore edilmiş halidir. Yol boyunca yürüyüp mezarlara bakarsanız, bunların çoğunun tipik Milattan sonra 2. yüzyıl Roma mezarları, yani içleri ilginç bezemelerle dolu, tuğla kaplı beton mezarlar olduğunu görürsünüz. Buradan size ünlü bir mozaik gösteriyorum. Gördüğünüz gibi atlı araba içinde bir figür betimlenmiş. Bunun Güneş Tanrısı Sol ya da Helios olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi ışınlı bir tacı var ama bazıları da bunun Helios olarak tasvir edilmiş İsa figürü olduğuna inanmaktadır. Bunu göstermemin nedeni bunun hem buradaki yegane mozaik olması hem de Roma'nın en ünlü mozaiklerinden biri olmasıdır. Ama aynı zamanda da Roma'da varlığını hissetmeye başladığımız, özellikle de son dersimizde sözünü edeceğimiz paganizmden Hristiyanlığa geçişin bir habercisi olmasıdır. Konstantinus son pagan ilk Hristiyan imparatordu. Hem figüratif sanat hem mimari anlamında bu pagan görünümden Hristiyan görünüme geçiş çok ilginçtir. Aydınlatma çok yetersiz olduğu için size San Pietro'nun altındaki mezarlardan iyi bir resim gösteremiyorum. Ama size daha iyi aydınlatılmış olan ve daha iyi fotoğraflanabilen bir dizi başka mezar gösterebilirim. Bunlar yer altında, aşağıda bir kolumbaryumun, aslında Roma'da erken Hristiyanlar tarafından kullanılan bir katakombun, yani mahzen mezarın altındadır. Hatırlamanız gerekmiyor. Ama burası San Sebastiano Kilisesi olarak bilinir. Bu mezarlarda onun altında. Bunları sadece Vatikan'ın altındaki mezarlık yolunun nasıl bir yer olduğu konusunda bir fikir verebilmek için gösteriyorum. Burada da isola Sakra'dakilere çok benzeyen tuğla kaplı beton mezarlar var. Aynı traverten kapı pervazları, yazıtları, küçük yarık pencereleri görüyorsunuz. Bunun girişine bakarsanız beşik tonozlu olduğunu görürsünüz. Burada da stuko'dan kabartma daireler ve aralarında yüzen figürleriyle Valeri mezarında gördüğümüze çok benzer stuko bir bezeme tasarımı var. Vatikan'ın altındakiler de aynen böyle görünüyor. Vatikan mezarlarından bazılarının iç kısmını gösterebilirim. Çünkü orada ışık daha iyi. Burada bir örnek görüyorsunuz. Burada İzola Sakrada'da gördüğümüz urne koymak için kullanılan küçük nişlerle Bedenleri koymak için kullanılan daha geniş arkosolyumların ilginç bir kombinasyonu var. Resmin sağında bu arkosolyumların mermer levha ile nasıl kapatılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu levhaların üstünde yazıt bazen de figürlü bir bezeme yer almaktadır. Bu mezarlarda da yine bağımsız rahitler bulunmaktadır. Bu kayteni mezarının Ward Perkins'ten alınmış aksonometrik bir çizimi. Roma'da Vatikan mezarlığında bulunan bu mezar, milattan sonra 160 yılına tarihlenmektedir. Bunun da tuğla kaplı betondan yapılmış olduğunu sanırım görüyorsunuz. Pencerelerinde Roma'da Via Appia üzerinde Annia Regilla mezarındakilere benzer stuko bezemeler var. Ama bizim için bu mezarda en ilginç olan iç mekanın işlenişidir. Çünkü bu benim ikinci tip olarak adlandırdığım tipe giriyor. Burada da bazı stuko bezemeler göreceğiz. Ama burada duvarlara farklı bir şekilde bir canlılık katılmış olduğunu göreceksiniz. Bu canlılık sütunlar, nişler, üçgen, hatta kırma alınlıklar gibi arkitektonik unsurlarla sağlanmıştır. Burada üçgen bir alınlığın içindekini görünür kılmak için ikiye ayrıldığını görüyorsunuz. Bu çok önce sözünü ettiğimiz ikinci stil Roma duvar resmiyle aynı tasarıma sahiptir. Orada geleneksel mimari dağarcığın daha önce olmadığı bir şekilde kullanımı söz konusuydu. Deyim yerinde ise kurallar bozulmuştu. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ama burada asıl olan tasarımcının mimari unsurlar kullanarak yapının duvarlarında görsel bir ilgi odağı yaratmış olmasıdır. Bu aksonometrik çizimde de gördüğünüz gibi küçük urnenişleri ve bedenler için daha büyük nişler bir arada kullanılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda yakma ve iskelet gömü hala bir arada kullanılmaya devam ediliyordu. Bu Kartini mezarının iç kısmından harika bir görüntü. Burada gerçekten ne demek istediğimi görüyorsunuz. Evet, bazı stuko bezemeler var. Tonoz'a bakarsanız bunları görebilirsiniz. Bu stuko ile kaplanmış. Pankrati mezarında gördüklerimizle aynı tipte bölmelere, boyama ve kabartma bezemelere sahip bir geçme tonozdur. Ama burada efektlerin çoğunun mimari unsurlarla yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Dikkatli bakarsanız yerde Ostia'da gördüklerimizden pek farklı olmayan siyah beyaz bir mozaik olduğunu görürsünüz. Duvarlarda da nişler var. Bunlar kül urnelerinin konduğu küçük nişler. Altta da bedenlerin konduğu arkosolyumlar var. Buralarda stukko bezemeleri ve deniz kabuğu betimlemesini de görüyorsunuz. Ama duvardaki kahvemsi ve vişne rengi kombinasyonlara bakarsanız burada yapıya canlılık kazandıran bazı mimari elemanların kalıntılarını görürsünüz. Yukarıya bakın. Merkezi nişin üstünde üçgen bir alınlık varmış. Her iki yanda da kırma üçgen alınlık parçaları görüyorsunuz. Başlık kalıntıları var. Bunların altında Ward Perkins'in aksinometrik çiziminde gördüğümüz taşkın sütunlar olmalı. Yani bu duvarların mimari unsurlarla canlandırıldığı bir ikinci stildir. Bu mimari elemanlar sağlamken Duvar boyunca uzanan çıkıntı, girinti, çıkıntı, girinti oluşturuyordu. Bu girintili çıkıntılı tasarımın Roma mimarlığındaki barok unsurun belirgin bir özelliği olduğunu göreceğiz. Tüm bu yapılar Hadrianus'un ardılı zamanında yapılmıştır. Hadrianus milattan sonra 138 yılında ölmüş, yerine üste sağda bir portresini gördüğünüz Antoninus Pius geçmiştir. Antoninus Pius da uzun süre tahta kalmış, milattan sonra 138-161 yılları arasında hüküm sürmüştür. Dönemi olağanüstü bir barış dönemiydi. O da Hadrianus gibi barışçıl bir adamdı ve zamanında barışı korumayı başarmıştı. İmparatorluğu sırasında Roma gerçekten gelişmiştir. Ayrıca karısı ile arasında başka hiçbir Roma imparatorunda olmadığı kadar büyük bir aşk bağı olması bakımından da ilginç bir kişiliktir. Aralarında çok güçlü bir ilişki vardı. Bu karısı Büyük Faustina. Antoninus Pius 138 yılında imparator oldu. 141 yılında karısı öldü. Dediğim gibi 161 yılına kadar yani karısının ölümünden sonra 20 yıl daha imparator olarak kalmıştır. Ama onu hiç unutmadı. Onu severek yaşamaya devam etti. Tekrar evlenmedi. Hatta cariyeleri olduğu konusunda bile bir dedikodu duymuyoruz. Ona gerçek anlamda bağlı kalmış gibi görünüyor. İlginç olan ikisi de öldükten sonra tahta geçen Marcus Aurelius ve Lucius Verus onlar için bir anıt inşa etmişlerdir. Bunu biraz sonra sözünü edeceğimiz yapıya ışık tuttuğu için gösteriyorum. Bu porfir bir sütuna ait bir kaideydi. Burada Antoninus Pius ve karısı Büyük Faustina'nın erkek bir figürün sırtında cennete götürülmeleri betimlenmiştir. Altta sağda Tanrıça Roma'yı görüyoruz. Onları uğurluyor ve burada betimlenen birlikte tanrılaşma olayına tanıklık ediyor. Oysa Faustina 141'de öldüğü zaman tanrıçalaştırılmıştı. Antoninus Pius ise 161 yılında öldü ve tanrılaştırıldı. Ama burada sanki aynı zamanda tanrılaşmışlar gibi cennete beraber gittiklerini görüyoruz. Bu tabii ki bir kurgu, zamansal bir çarpıtma. Romalılar bu tip kurguları özellikle heykel tasvirlerinde çok kullanmışlardır. Bundan bahsetmemizin nedeni bu olayın şimdi sözünü edeceğimiz tapınakla ilgisi olmasıdır. Bu Antoninus Pius ve Büyük Faustina tapınağıdır. Tapınak 141 yılında karısının diva olması onuruna Antoninus Pius tarafından yaptırılmış bir tapınaktır. Ama 20 yıl sonra kendisinin de ölümünden sonra ardılları Marcus Aurelius ve Lucius Verus tapınağı tekrar Divus Antoninus Pius ve Diva Faustina adına kutsamışlardır. Bugün çok iyi durumda korunmuş olan bu tapınak iki nedenden ötürü önemlidir. Önemlidir çünkü bir imparator ve imparatoriçeye birlikte adanmış en iyi korunan tapınaktır. Tek değildir ama en iyi korunan örnektir. Ayrıca Antik yapıların farklı zamanlarda, farklı amaçlarda tekrar kullanıldığını ve çoğu yapının bu sayede korunduğunu gösteren örneklerden biridir. Burada perdenin sol üstünde bir sikke görüyoruz. Bir yüzünde Büyük Faustina'nın portresi ve Diva Faustina yazısı var. Yani bu Antoninus Pius'un karısının ölümünden ve tanrılaştırılmasından sonra bastırdığı bir sikkedir. Arka yüzde Antoninus Pius'un karısı için yaptırdığı tapınağın orijinal halini görüyoruz. Burada da Walt Perkins'in kitabından alınmış bir grup çizim var. Bu sikke üzerinde betimlenen orijinal tapınağın çizimi, üzerinde alternitas yani sonsuzluk yazılı. Çünkü o artık sonsuza kadar bir divadır. Burada da tapınağın 161 yılında Antoninus ile Faustina'ya adandığı zamanki halini gösteren bir çizim var. Burada ise tapınağın 17. yüzyılda San Lorenzo in Miranda kilisesine dönüştürülmüş barok halini görüyoruz. Antoninus Pius ve Faustina'ya adanan tapınağa bakarsak, bunun tipik bir Roma tapınağı olduğunu görürüz. Bu semestir boyunca defalarca sıraladığımız tüm özelliklere sahip. Derin bir portiko, bu portikoda bağımsız sütunlar, çok yüksek bir podyum, tek bir merdiven ve ön cephe vurgusu. Tüm bunları görüyoruz. Alınlıktaki heykelleriyle, saçak bezemeleriyle de son derece geleneksel bir Roma tapınağı. Altta ise 17. yüzyılda bu tapınağa ne olduğunu görüyoruz. Tapınak kısmen korunmuş. Belki de büyük bir kısmı korunmuş. Kesin olarak bilmiyoruz. Ama tapınağın en azından kısmen muhafaza edildiğini görüyoruz. Yan duvarlar, sütunlar ve üzerinde tapınağın Antoninus Pius ve Faustina'ya adandığını belirten yazıtlı lento korunmuş. Ama arkada yükselen barok bir cephe eklenmiş. Bu payandaları olan barok bir cephe. Birazdan gerçek halini göstereceğim. İki yanda payandalar var. Burada harika bir bölünmüş kemerli alınlık var. 17. yüzyıl mimarlarının bu tip alınlık yapabilmeyi Roma mimarlığındaki barok unsurlara borçlu olduğuna inanıyorum. Ortaya tabii ki bir haç eklenmiş. Ama burada bu yapı ile bu yapı arasında önemli bir fark var. Barok cephe dışında başka ne fark var? Ne dediniz? Biraz biraz yüksek sesle. Kesinlikle podyum. Burada podyum yok. Merdiven yok. Neden acaba? Evet. Evet, yer seviyesi yükselmiş. Yani Antoninus Pius ve Faustina tapınağını San Lorenzo in Miranda'ya dönüştürmeye karar verdikleri zaman yer seviyesi buradaymış. Podyum artık yokmuş. Podyum tamamıyla toprak altındaymış. Aynı şekilde sütunlar da kısmen gömülmüş. O nedenle o zamanki alt seviyeye bir kapı eklemişler. Yapının bugünkü durumuna bir bakalım. Çok iyi durumda korunmuş. Roma'daki en iyi korunan anıt. En iyi korunan imparator ve imparatoriçe tapınağı derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Forum Romanum'da inşa edilmiş olduğunu, arka planda imparatorluk forumları olduğunu görüyorsunuz. Augustus Forumu, Traianus Forumu. Tapınak Forum Romanum'da. Yani Antoninus Pius, karısının tapınağını şehrin en değerli yerine inşa ettirmiş. Burada orijinal podyumu, orijinal merdiveni ve beyaz mermer başlıklı gri granitten yapılmış orijinal sütunları görüyoruz. Orijinal lentoda üzerinde Divus Antoninus Pius, Diva Faustina yazısıyla korunmuş. Yan duvarlar tüf taşından. Bunlar da orijinal. Bu kenardaki lento de antik dönemden kaldığını görüyoruz. Burada ise 17. yüzyıl Barok Kilisesi'nin payandalarını kemerli kırma alınlığını görüyoruz. Dikkatli bakarsanız 17. yüzyıldaki yer seviyesini görebilirsiniz. Bu 17. yüzyıl kapısı. Aşağıdaki de antik dönemdeki kapı. Bunu daha net olarak görebileceğiniz birkaç resim daha göstereceğim. Bu resimde gri granit sütunları, beyaz başlıkları ve 17. yüzyıl kapısını görüyoruz. Aşağıda da antik kapı. Bu sömestirde göstereceğim resimler arasında yer seviyesindeki değişimi bundan daha iyi görebileceğiniz başka bir örnek yok. Yine aynı şeyi 17. yüzyıl kapısını görebileceğiniz iki resim daha. Yani tüm bunların 17. yüzyılda toprak altında olduğunu düşünün. Çok daha yakın zamanlarda tapınak ve kilise orijinal yer seviyesine kadar kazılmış. Yine 17. yüzyıl kapısını, erken girişi ve merdiveni görebileceğiniz bir başka resim. Burada altta küçük bir çocuk var. Resmi çekerken böyle bir ölçeğim olduğu için mutlu oldum. Burada oturan bu kız çocuğu, kız, kız mı oğlan mı bilemedim, kız, kız çocuğu. Kız çocuğu yapının boyutunu daha da çarpıcı hale getiriyor. Antoninus ve Faustina tapınağı da dersimizin büyük güzeldir temasına uygun olarak son derece büyük ölçekli devasa bir yapıdır. Antoninus Pius 161 yılında öldüğü zaman yerine Marcus Aurelius ile Lucius Verus geçti. Burada portresini gördüğünüz ve büyük bir stoacı filozof olan Marcus Aurelius Roma imparatorlarının en iyi tanınanlarından biridir. Solda ise Lucius Verus'u görüyorsunuz. 161-169 yılları arasında imparatorluğu birlikte yönetmişlerdir. 169 yılında Lucius Verus savaşta öldü. Marcus Aurelius milattan sonra 180 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir. Yani o da uzun süre tahta kalmış ama zamanının çoğunu cephede geçirmiştir. İmparatorluğu zamanında barbarlar gerçek anlamda kapılarına dayanmıştı. İmparatorluğun istila edilmesi gibi ciddi bir tehdit söz konusu olduğu için zamanının çoğunu cephelerde geçirmiş, barbarları geri püskürtmüştür. O nedenle Marcus Aurelius dönemine ait çok az mimari yapı vardır. Uzun süre tahta kalmış olmasına rağmen zamanının çoğunu savaşta geçirmek zorunda kalmış. Bu nedenle döneminde çok az mimari proje gerçekleştirilebilmiştir. Yerine burada bir portresini gördüğünüz oğlu Commodus geçer. Commodus da Nero ve Domitianus gibi bir megalomandır. Kendisini yeryüzüne inmiş bir tanrı olarak görür ve mitolojik Yunan kahraman Herkül olduğuna inanır. Kendisine Herkules Romanus diyordu. Burada en ünlü, en harika tasvirini görüyoruz. Bu neredeyse Antik Roma'dan günümüze ulaşan en iyi portredir. Bugün Kapitolini müzelerinde bulunan bu portresinde başında aslan postuyla, tuttuğu asasıyla ve elinde aynen Herkül gibi son görevini yapmış olduğunu simgeleyen Hesperitlerin elması ile Herkül pozunda betimlenmiştir. Herkül edasıyla bir tanrıya dönüşmüştür. Roma'da alenen bu kılıkta geziyor, kendisini Herkules Romanus olarak betimlediği sikkeler bastırıyordu. Yani durumun ne kadar abartılı olduğunu anlayın. Sürekli insanlara göğüs göğüse karşılaşma için meydan okuyordu. Ama sonunda hak ettiğini buldu. 180-192 yılları arasında, yani 12 yıl gibi uzun bir süre tahta kalmış olmasına rağmen en sonunda en yakın danışmanları bile kendisine cephe almış, ona tuzak kurmuşlardır. Zamanın en ünlü gladyatörlerinden biri olan Narcissus'la adı da ilginç, kim isterse Kolezyum'da onunla dövüşeceğini ilan eden Commodus'un bu talebini kabul etmesi için anlaştılar. Ve tabii ki imparator olarak kayırılacağına inanan Komodus da Nero gibi kendi lehine şikeler yapılan olimpiyat oyunları düzenliyordu. Bir imparator olarak bu karşılaşmalarda kaybetmesi söz konusu olamazdı. Ama danışmanları ona sırtını dönmüştü. Ve Narkissus'u serbest bıraktılar. Narkissus Komodus'u kolezyumda öldürdü. Ama Komodus'un Babası Marcus Aurelius için bir sütun yaptırmış olduğunu belirtmeliyim. Bu sütun Roma'daki Trajanus Sütunu'nun çok benzeridir. Sütunun içinde bulunduğu orijinal yapı kompleksi korunmadığı için bu yapının ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama Marcus Aurelius Sütunu'nun Trajanus Sütunu'nun ardılı olduğunu bilmenizi istedim. Dersimizin geri kalanında Antoninus'ların yerine geçen yeni bir hanedandan söz etmek istiyorum. Komodus öldüğü zaman onun yerini alacak bir Antoninus yoktu. Bu nedenle Roma'da yeni bir iç savaş başladı ve tahtı ele geçirmek için birbiriyle mücadele eden rakipler ortaya çıktı. Bunların arasından Pertinax galip çıktı. Ama başka rakipleri de vardı. Ve bunlardan biri, daha sonra tahtı gerçekten ele geçirecek olan Lucius Septimus Severius'tu. Lucius Septimus Severus, 192-193 yılları arasında sadece Pertinax'tan değil, diğer bütün rakiplerinden de kurtularak Roma İmparatoru oldu. O da Vespasianus gibi yerine geçebilecek iki erkek evlada sahip olduğu için bir hanedan kurabildi. Çocukları Karakalla ve Geta'ydı. Bu yeni hanedanın adı Severus'tu. Septimius Severus bazı önemli yapıları inşa ettirdiği için Severus Hanedanı çok önemli bir hanedandır. Hem kamusal hem özel yapılara ilgi duyan ilginç bir imparatordu. Ardından oğlu Karakalla da hem yaşamda hem mimaride büyük güzeldir ya da daha büyük daha güzeldir felsefesinin örneklerini vermiştir. Önce bu iki işvereni tanımak için şu boyalı harika tondoyu göstermek istiyorum. Mısır'da bulunmuş olan bu eser şimdi Berlin'de bir müzededir. Bu korunan yegane imparator resmidir. Hatta bu sadece imparator değil, karısı ve çocuklarıyla birlikte ailesiyle betimlenmiş bir imparator resmidir. Ama tabii ki antik çağda bunlardan çok vardı. Bu harika bir resimdir. Gri saçı ve sakalıyla Septimus Severius'u görüyoruz. Başında olağanüstü güzellikte taşlı bir taç var. Karısı Julia Domna'yı görüyoruz. Bu arada Septimus Severius'un biyografisiyle ilgili ilginç bir noktayı belirtmeyi unuttum. Septimus Severius Roma'da doğmamıştır. Traianus ile Hadrianus gibi İspanya'da da doğmamış. Kuzey Afrika'da Leptis Magna'da doğmuştur. Yani Kuzey Afrika'da bulunan Leptis Magna doğumludur. Suriye'den Burada tanınmış bir rahip olan Basianus'un kızı Julia Domna ile evlenmiştir. Julia Domna Roma'da kullandığı perukları ile ünlenmişti. Peruk takarmış. Bu muhteşem resimde de peruklarından biriyle görüyoruz. Takıları sevdiği de ortada. Çok güzel üçlü ince küpeleri ve yine inciden harika bir kolyesi var. Bu portrede çok canlı görünüyor. B oğulları. Buradaki büyük oğulları Karakalla. Solda da Geta ya da ondan geriye kalanlar. Geta ve Karakalla ortak imparator olarak babalarının yerine geçtiler. Ama Karakalla Roma halkı tarafından kendisine kıyasla çok daha fazla sevilen kardeşini kıskanıyordu. Sonuçta kardeşini öldürttü. Hatta ölümünden sonra Senato'yu Geta'nın anısını lanetlemeye yani damnatio memoriae ilan etmeye bile ikna etti. Böylece Geta'yı tarihten ve tüm sanat eserlerinden sildirmeye çalıştı. Burada da yüzünün kazındığını görüyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi resim Karakalla'nın kardeşini yok etme gücünün bir göstergesi olarak yok edilmemiş. Bu size Karakalla'nın aklı ve ruhu konusunda bir fikir vermiştir. Karakalla hamamına geçmeden önce Septimus Severius tarafından yaptırılan iki yapıdan söz etmek istiyorum. Biri Forum Romanum'daki Septimus Severus takı yani bir kamu yapısı. Diğeri ise Platinus Sarayı'na eklenen bir yapıdır. Forum Romanum'daki Septimus Severus takı milattan sonra 203 yılına tarihlenir ve Part Zaferi anısına yaptırılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Septimus Severius bir iç savaş sırasında iktidara gelmişti. Onun da kendinden önceki Augustus gibi Vespasianus gibi iktidarını meşrulaştırmak için yabancı topraklarda bir zafer kazanması gerekiyordu. O da Augustus gibi doğuya yöneldi ve partlarla savaştı. Sonunda da önemli bir zafer kazandı. Bu zaferi milattan sonra 203 yılında yine Roma'nın en prestijli yeri olan Forum Romanum'da yaptırdığı bir zafer takili onurlandırdı. Burada bir Google Earth fotoğrafı görüyorsunuz. Forum Romanum'un günümüzdeki durumunu gösteren bu Google Earth görüntüsünü daha önce de görmüştük. Eminim ezberlemişsinizdir. Burada yukarıda Kolezyum, burada Via dei Fori Imperiali ve burada da İmparatorluk Forumları. Circus Maximus, Platinus Tepesi, Campidoglio, Michelangelo'nun tasarımı ile Capitolinus Tepesi ve Victor Emmanuel'in düğün pastası, Campidoglio ile Kolezyum arasında. Ve tabi Forum Romanum'un kalıntıları. Modern yer seviyesinden daha aşağıda. Kolezyumun hemen altındaki Venüs ve Roma tapınağının yerini hatırlayacaksınız. Velia üzerinde Titus takı. Sömestrin çok başında Augustus onuruna birbiri ardına inşa edilen iki taktan söz ettiğimizi hatırlayacaksınız. Biri Actium zaferi içinde. Burada gördüğünüz diğeri ise partlara karşı kazandığı zafer içinde. Bu kadar yakından ben biraz zor görüyorum ama çok dikkatli bakarsanız sanırım buralarda bir yerde Septimus Severus takını görebilirsiniz. Forum Romanum'un milattan sonra 3. 7. yüzyıllar arasındaki durumunu gösteren bu planda bunu daha iyi görebilirsiniz. Tepede Tabularium'u görüyoruz. Yani Kapitolinus tepesi yakınlarındayız. Cumhuriyet döneminde inşa edilen iki bazilikayı görüyoruz. Burada Augustus tarafından Julius Caesar onuruna inşa edilen işlemediğimiz bir tapınak var konuşmacı kürsülerini görüyoruz. Gelecek derste sözünü edeceğimiz Senato binasını görüyoruz. Burası da orijinalinde Augustus'un Actium takı ve ardından yine Augustus'un Part takının bulunduğu yer. Augustus'un Part takının 3 açıklığa sahip olduğunu unutmayın. Planın geri kalanına bakarsanız burada Septimus Severus takının Augustus Part takının tam çapraz karşısında onunla bir diyalog içinde olduğunu görürsünüz. Bu bir rastlantı mı? Kesinlikle hayır. Septimus Severius ve danışmanları Severius takının Augustus Park takıyla mimari bir diyalog içinde olmasını özel olarak dikkatle planlamışlar. Biçimsel olarak da Augustus takına bir gönderme yapılmıştır. Burada Septimus Severius takının günümüzdeki durumunu görüyoruz. Bu, bu sömestirde gördüğümüz ilk üç kemerli Roma takıdır. Ortada büyük bir kemerli açıklık, iki yanda daha küçük ve daha alçak birer kemerli giriş. Bunu daha önce görmemiştik. Bu Roma'da korunan ilk örnektir. Augustus döneminden bu yana incelediğimiz takları düşünürseniz, Augustus'un Actium takı, ardından Titus takı, hatta Benevento'da bulunan ve 2. yüzyıla tarihlenen Traianus takı. Bunların hepsinin tek açıklıklı olduğunu hatırlayacaksınız. Ama biraz önce de belirttiğim gibi Augustus'un part takının 3 açıklığı vardı. Yapı korunamamıştır ama elimizde bir sikki üzerinde yer alan bir tasviri var. Ortada kemerli bir açıklık, bunun iki yanında da dikdörtgen şeklinde saçaklığı ve alınlığı olan birer açıklık daha görüyoruz. Yani Augustus'un part takı 3 kemerli bir tak değildi ama 3 açıklığı vardı. Sanırım hiç kuşkusuz Severus mimarlığında da bu üç açıklık model alınmış, burada üç kemer gibi yeni bir şeye dönüştürülmüştür. Ama belki o kadar da yeni değildir. Çünkü Güney Fransa'da oranjda burada resmini gördüğümüz bu tak var. Bu takı gelecek derslerde Güney Fransa'yı konu ettiğimizde göreceğiz. Bu tak da aynen Septimus Severus takı gibi üç kemerlidir ve bu da yine Septimus Severus takı gibi kabartmalarla kaplıdır. Bir eyalette inşa edilmiş olan bu yapı araştırmacılar tarafından bir süre Septimus Severus dönemine tarihlendirildi. Ama daha yakın zamanlı araştırmalar burada betimlenen silah ve zırhların Ağustos zamanında bugün Güney Fransa olan bu bölgede yapılan bir savaşla ilintili olduğunu gösterdi. Ayrıca burada Augustus ve Tiberius zamanında yaşamış olan tarihi bir kişilikten söz eden bir de yazıt ele geçmiştir. Yani öyle görünüyor ki bu tak bir Severus takı değil, bir Tiberius takıdır. Burada bunu göstermemin nedeni ki bu örnek ödev olarak eyaletlerden konu veya şehir planı seçmiş olanlara da ilham verebilir, fikirlerin genellikle merkezden çevreye yayıldığını düşünmemizdir. Ama burada fikrin önce bir eyalette ortaya çıktığını, oradan merkeze geldiğini görüyoruz. Ama tabii bu antik bilmecenin birçok eksik parçası vardır. Bize kadar ulaşamamış birçok yapı var. Yani Roma'da daha erken bir üç kemerli bir tak olmadığını söyleyemeyiz. Ama elimizde bir kanıt yok. Çok kısa bir şekilde takın kendisinden söz edeceğim Çünkü daha ziyade bir heykeltraşlık eseridir. Size sadece bu üç girişi göstermek istiyorum. Kemer tablasında zafer tanrıçaları, burada altta nehir tanrıları, üstte de bir yazıt var. Tabi en tepede de bronzdan bir quadriga içinde imparator heykeli olduğunu hayal etmeniz gerekir. Burada aşağıda bezemeli kaideler var. Ama en ilginç olanı burada gördüğümüz panellerdir. Takın her yüzünde ikişer tane olmak üzere dört tane panel var. Burada çok güzel bir ayrıntı görüyoruz. Yıpranmış olsa da gayet net görebiliyorsunuz. Burada örneğin Arapakis frizinde gördüğümüz gibi tek bir zemin üstünde duran gerçek boyda figürler yerine bir dizi farklı seviyede küçük boy figürler betimlenmiştir. Bu size Traiano sütunundaki spiral frizi orada betimlenen savaş sahnelerini anımsatmış olmalı. Bu örnekte de anlatılan Septimus Severius'un Parti savaşıdır. Burada bence yani benim teorime göre ki başkaları da aynı şeyi düşünüyor. Bunu tasarlayanlar Traianus ya da Marcus Aurelius sütunundaki fikri alıp onu burada panel formatına uyarlamışlar. Bu başarılı olmuş mu olmamış mı siz de düşünün. Bence pek de o kadar başarılı olmamış. Çünkü bu bu şekilde tasarlanmış olan yegane taktır. Bu tasarım daha sonra hiç kimse tarafından uygulanmamış, kopyalanmamıştır. Alttaki kaidelerde de part esirleri getiren Romalılar betimlenmiştir. Kısaca Septimus Severius'un Platinus tepesindeki imparatorluk sarayına yaptırdığı ekten de söz etmek istiyorum. Yapıyı güney yönünde genişletmiştir. O da Domitianus'tan itibaren tüm imparatorlar gibi burada yaşıyordu. Yapının güney tarafına, foruma en yakın kısmına bir cephe eklemiştir. Bu çok gösterişli olan cephe günümüze ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır. Çünkü 1588-1589 yıllarında papalardan biri malzemelerini kendi inşa ettirdiği bir papalık binasında kullanmak üzere yapıyı yıktırmıştır. Ama şanslıyız. Çünkü bir Rönesans sanatçısı olan Martin van Hemskerk tarafından yıkım halindeyken resmi çizilmiştir. Burada Martin van Hemskerk'ün çiziminde yapının bir bölümünü görüyorsunuz. Yapının bir de Forma Urbis üzerinde planı mevcut. Yani bunu Roma'nın Severius döneminde yapılan mermer planı üstünde de görüyoruz. Bu ikisini bu iki kanıtı bir araya getirince ortaya oldukça iyi bir rekonstrüksiyon çıkarabiliyoruz. Burada tiyatroya benzer bir cephe görüyoruz. Yanlarda kanatlarıyla, apsisleri üç büyük apsisiyle, apsisler içindeki sütunlarıyla, üç kat sütunlu diğer unsurları ile bir tiyatro sahnesine çok benzemektedir. Tümüyle mermerden yapılmış. Burada bir çeşme olması da mümkün. Belki burada aşağıda içinde su gösterileri yapılan bir havuz vardı. Tüm bunlar Platinus tepesindeki Domitianus sarayının yeni cephesini oluşturuyordu. Bu yapı cephe boyunca uzanan bu çıkıntı girinti, çıkıntı girinti kullanımının, bu girinti ve çıkıntılarla yaratılan dalgalanma hareketinin, geleneksel mimari unsurların çarpıcı bir şekilde kullanımının bir başka örneği olduğu için önemli bir yapıdır. Bu da Roma mimarlığındaki yeni barok eğilimin bir habercisidir. Bu yapıyla ilgili son bir noktadan söz etmek istiyorum. Bu yapıya septizodium veya septizonium denmesinin nedeni, bunun yedi gezegenin onuruna yapılmış olmasıdır. Bu Septimius Severus'la Julia Domna'nın ilgi odağı düşünülünce hiç de şaşırtıcı değildir. Julia Domna'nın astrolojik burçlara çok ciddi bir şekilde inandığını ve bunu kocasının hükümdarlığı sırasında yaşanacak olayları öngörmek için kullandığını biliyoruz. Bu da olasılıkla bu astrolojik ilgiyi bir gönderme olarak tasarlanmıştı. Kalan 9-10 dakikamızda İmparator Caracalla'nın emriyle tasarlanan olağanüstü bir imparatorluk hamamından söz etmek ve bu yapıyla bugünkü dersimizi bitirmek istiyorum. Septimus Severius 211 yılında öldüğü zaman yerine oğulları Karakalla ve Geta geçti. Daha önce Karakalla'nın Geta'dan nasıl kurtulduğunu anlattım. Karakalla 212 yılından öldüğü milattan sonra 217 yılına kadar tek başına imparator oldu. İnşa ettirdiği en önemli yapılardan biri de bu imparatorluk hamamıydı. Babasını taklit ediyordu. Çünkü Septimus Severius'un Roma'da Termae Septimianae adında büyük bir halk hamamı inşa ettirdiğini biliyoruz. Bu hamam günümüze ulaşamamıştır. Hakkında çok az şey bildiğimiz için bu yapıyla ilgili size gösterebileceğim ya da anlatabileceğim bir şey yok. Oğlu da babası gibi bir hamam inşa ettirdi. Ama o babasınınkine kıyasla daha büyük bir hamam yaptırmak istedi. Yaptırdı da. Roma'da Karakalla hamamı ya da Termae Antoninianae olarak bilinen hamamı inşa ettirdi. Karakalla hamamı milattan sonra 212-216 yılları arasında tarihlenir. Görenleriniz bana hak verecektir. Eğer Traianus Forumu forumların anasıysa, bu da kesinlikle imparatorluk hamamlarının anasıdır. Bu gerçekten olağanüstü. Yapının büyük bir bölümü korunmuş olduğu için şanslıyız. Korunan geniş ölçüde beton kılıftır. Yapının sadece hamam bölümünü değil, aynı zamanda çevre duvarının bir kısmını da gösteren bu Google Earth görüntüsünde yapının ana hatlarını net olarak seçebiliyoruz. Karakalla Hamamı'nın planına bakarsak burada altta solda görüyoruz. Burada da yapının hamam bölümünün ayrıntısını görüyoruz. Hamamın genel planını kendi zamanında Büyük bir yapı olan Trajano Hamamının planıyla kıyaslarsak bunun boyut olarak bunu aştığını ama genel format anlamında hemen hemen aynı olduğunu görürüz. Demek istediğim burada daha geniş bir alan içinde geniş bir hamam bölümü, alanın etrafında konferans salonları, seminer odaları, Yunan ve Latin kütüphaneleri olarak kullanılan mekanlar var. Sonuç olarak bu yapı milattan sonra 3. yüzyıl Roma'sında sağlık anlamında olduğu kadar entelektüel anlamda da önemli bir yerdi. Hamam bölümüne bakarsak Karakalla hamamında da aynen Traianus hamamında olduğu gibi olasılıkla haftanın farklı günlerinde olmak kaydıyla hem kadınlar hem erkekler için kullanılan hamam bölümündeki tüm ana mekanların arka arkaya dizilmiş olduğunu görürüz. Burada üzerinde üçlü geçme tonozuyla büyük bir frigidaryum görüyoruz. İki yanında beşik tonozlu mekanlar var dikey olarak yerleştirilmiş geleneksel dörtgen bir tepidaryum görüyoruz. Buradan kaldaryuma giriliyor. Yani frigidaryum, tepidaryum, kaldaryum. Hepsi aynı eksen üstünde. Kaldaryum etrafında nişler olan yuvarlağımsı bir mekan ama çok büyük boyutlu. Aslında Karakalla hamamındaki kaldaryumun kubbesinin neredeyse Pantheon kubbesi kadar geniş olduğunu duymak ilginizi çekebilir. Bu size hamamın büyük güzeldir yaklaşımına örnek olan olağanüstü boyut hakkında bir fikir verecektir. Burada normalde olmadığı bir konumda natatio var. Ama burada da diğer mekanlarla aynı eksen üzerinde. Bu bir kenarı girintili çıkıntılı olan, sütunlarla perdelenmiş olan ilginç bir natatio. Bunun dışında etrafında simetrik bir biçimde yerleştirilen mekanlar var. İki yanda birer palestra. Ortadaki yapı bloğunun iki yanında simetrik olarak yerleştirilmiş birbirinin eşi mekanlar var. Yani bu Titus ve Traianus zamanında yapılan hamamlarla aynı tipte ama onlardan çok daha büyük olan bir hamam yapısıdır. Bu modelde avluyu görüyoruz. Burada üç tarafta son derece yalın olan dış duvarlardan Natatio'ya Frigidarium'un tonos sistemine bakıyoruz. Bunun gerisinde gördüğünüz gibi Kaldaryum'un kubbesi var. İlginç olan ön cephesi ya da dışa taşkın yapısıyla kaldaryumun bulunduğu cephedir. Yapının bu güney cephesinin bir dizi sütunla, parmaklık gibi sıralı sütunlarla kaldaryumu kapatan, aynı zamanda ona açıklık kazandıran sütunlarla diğerlerine oranla daha fazla açılmış olduğunu görüyorsunuz. Yapının bugün ne durumda olduğunu görmemiz için birkaç resim daha görelim. Dediğim gibi kalıntılar geniş ölçüde tuğla kaplı beton yığınlardan ibarettir. Ama yükselen tonozların bir bölümü hala yerinde. Aslında tavanlar tonozlar olmadığı için bu resimde olduğundan daha küçük görünüyor. Ama hamamı gezen şu dört kişilik aileye bakarak Roma'daki bu Karakalla hamamının devasa boyutları hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bir başka görüntü, ee, yine burada da turistler bir fikir verebilir. Dediğim gibi bugün çok yıkık bir halde ama yine de hamam devasa boyutunun izlerini taşıyor. Hamamı gezerken etrafta koruna gelen çok az bezeme olduğunu görüyorsunuz. Ama antik çağda burası bezeme doluydu. Orada burada friz parçaları görüyorsunuz. Bu frigidaryumun restore edilmiş hali. Böyle bir yer olduğu düşünülüyor. Hamamın bu en önemli odasında gördüğünüz gibi üçlü geç metanoz sistemi, beyaz mermer başlıklı gri granitten sütunlar ve inanılmaz bir heykel sergisi olduğu düşünülüyor. Karakalla da kendinden önceki Domitianus gibiydi. Domitianus'un Aula Regas'ını ve oradaki devasa Dionysos ve Apollon heykellerini hatırlayın. Kendisini onlarla özdeşleştirmek istiyordu. Karakalla da aynı türdendi. O da kendisini geçmişin büyük kahramanlarıyla, geçmişin büyük tanrıları ile bir tutuyor, Komodus'un izinden gidiyordu. Bir anlamda kendisine model olarak Nero, Domitianus ve Komodus'u alıyordu ve kendisini Herkül'e benzetiyordu. Ve Frigidarium'da bir Herkül heykeli bulunmuştur. Ünlü, yorgun Herkül betimlemesi. Bu heykel şimdi Napoli Arkeoloji Müzesi'nde. Ama buluntu yeri Karakalla Hamamı'nın frigidaryumudur. Orada bulunduğunu kesin olarak biliyoruz. Ve bu yorgun, bıkkın bir heykel betimlemesidir. Bu bir Roma kopyasıdır. Kopyayı yapan sanatçının adını da biliyoruz. Atinalı Glikon. Yani bu kopyayı Karakalla zamanında çalışmış Atinalı bir heykel traş yapmış. Ama heykelin çok ünlü olan orijinali Milattan önce 330'larda Yunan heykeltraş Lysippus tarafından yapılmıştı. Orijinal heykel kaybolmuştur ama Atinalı Glykon da yine Yunan olan Lysippus'un heykelini Karakalla'nın emri üzerine kopyalamıştır. Aslında bunun tüm frigidaryum dekorasyonunun teması ya da baş motifi olduğunu koruna gelen bu kompozit başlıktan da anlıyoruz. Yine frigidaryumda bulunmuş olan bu başlıkta da akantus yaprakları arasında aynı yorgun herkül figürü yer almaktadır. Sonuç olarak Karakalla ile Herkül arasındaki bağlantıyı vurgulamak üzere her şey özenle planlanmış. Mozaikler Geometrik desenli mozaikler Ostia'dakilerden çok farklı değildir. Bunlar da Karakalla hamamına aittir ve bugün hala oradadırlar. Siyah beyaz bir mozaik biraz da renk katılmış. Geometrik desenlere olan ilgiyi gösteren bir başka örnek. Burada biraz da floral bezeme var. Bugün hala yerinde görülebilen bir mozaikten ayrıntı. Bir hamam binasında görebileceğiniz türden denizden sahneler betimlenmiş. Ostia'dakilere çok benziyor. Ama bunların işçiliği daha iyi. Karakalla hamamının sanırım en gösterişli mozaiği bu ve iyi korunmuş durumda. Gördüğünüz gibi mozaiğin kenarı kavisli. Aynı forma sahip bir mekanın zemininde zamanın ünlü atlet ve gladyatörlerinin gerçek boyutlu resimleri ve portreleri betimlenmiş. Hiç kuşkusuz bunlar kendi zamanlarının ünlü yıldızları, süperstarlarıydı. Kaslarını sergiliyorlar. Hamama gelen herkesin kendilerini tanımalarını umuyorlardı. Buraya gelen kadınların, erkeklerin bunun başına dikilip kim kimdir diye tasvirlere baktıklarını hayal edebilirsiniz. Bu da mozaiğin şimdiki yerinde yani Roma'da Vatikan Müzesi'nde çektiğim bir fotoğrafı. Zamanın atlet ve gladyatörlerini betimleyen bu harika mozaikten geriye kalanları görmek için gitmeniz gereken yer orası. Mozaiğe bakarsanız burada sadece zafer kazanan ya da spor yapan atletler gösterilmemiş. Burada aynı zamanda İskender mozaiğinde olduğu gibi farklı renklerdeki teseralar kullanarak gölgeler de işlenmiş. Bu çok iyi yapılmış bir mozaik. Karakalla hamamı için olasılıkla zamanın önde gelen mozaik sanatçıları tarafından yapılmış mükemmel yüz ifadeleri görüyoruz. Dersi bitirmeden önce bu yüzlerden birini yakından göstermem gerekir diye düşünüyorum. Burada büyütülmüş bir örnek görüyorsunuz. Hemen yanında da Karakalla'nın bir portresi. Bu bir heykel dersi değil ama özellikle portreye ulaşabileceğiniz bir yerde olduğu için bunu göstermek istedim. Portre bugün New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde. Solda gördüğünüz gibi çok ünlü bir Roma imparatorunun etkileyici bir portresi. Ama sanırım heykeltıraşın keskin ve derin bir yüz ifadesiyle, asker tipi kısa saçlarıyla betimlediği karakalla tasviriyle bu atlet ve gladyatör betimlemeleri arasında bir benzerlik var. Yani sanırım lider olarak gücünü vurgulamak için sadece Hercules Romanus'la değil, zamanın en büyük atlet ve gladyatörleriyle de arasında bir bağ oluşturmaya çalışıyordu. En nihayetinde her şey boşunaydı ama yine de bunu elde etti. Ve sanırım aynı zamanda onun büyük güzeldir felsefesine sahip biri olduğunu da ifade ediyor. Teşekkür ederim.